Mama Hep Erdem. sizi mi çekeceğiz? Bir de kendiniz çekin. Şekil. Baba. Çık çık çık. Aman aman. Edishop'ta fiyatlar peki arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Bahadır. Bugün ne var kanalıma hoş geldiniz. Nasıl bir açılış ama böyle bir şey yok. Bugün ne var? Bugün ne olduğunu size Erdem söylesin. Günaydın YouTube severler. Bahadır'ın kanalına hoş geldiniz. Pandemide ara verdiğimiz tatillere ufak ufak geri dönmeye başlıyoruz. Yeni normalin ilk seyahati diyebiliriz. Rotamız Üsküp, Makedonya olacak. Saat 4 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacağız. Yaklaşık 1,5 saat, 2 saatlik bir yolculuktan sonra kısmetse oranın saatiyle 7'de orada olacağız. 3 gün boyunca hem gezilen hem gezilmeyen yerlerini göstermeye çalışacağız size. İnşallah sizler de keyif alırsınız izlerken. Şimdilik yola bakalım. Ondan sonra tekrar görüşmek üzere. Adam tam bir öğretmen ya. Öyle anlatmıyor yani. Şimdi arkadaşlar, Sabiha Gökçen'e doğru yola çıktık. Saatimiz 3.57. Birazcık geç kaldık. Ben uyuyakalmışım. Fırçamı da yedim. Hocamdan. Geç kalanları sevdim. Sabiha Gökçen'e doğru gidiyoruz. Uçağımız 7'de, problem değil. Saat 4-4.30 gibi orada olmamız yeterli ama. Şimdi Üsküp'te neler paylaşacağım sizinle? Üsküp'te gezeceğiz, dolaşacağız. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri sizlerle paylaşacağım. İşte tecrübelerimizi paylaşacağız. Eğleneceğiz, kopacağız, coşacağız hep beraber. Onun dışında yemeklerini çok merak ediyorum. Biraz yani bir videoda gastro videosu olabilir. Oradaki yemek tecrübelerimizi de paylaşacağım sizinle. Her neyse, şimdi böyle videonun başından neler olacağını anlatmayayım. Hepsi sürpriz olsun. Ama çok eğleneceğimiz bir videonun şu an başlangıcındayız. Bizi izlemeye devam edin. Hadi görüşürüz. Shop'ta fiyatlar peki arkadaşlar. Geçmeyen dakikalar. Erdem ders çalışıyor. Üsküp hakkında bilmedikleriniz. Bahadır Bey, hayırlı yolculuklar. Evet, nihayet uçağa doğru gidiyoruz. Üsküp havalimanına indik. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Fena değil ha. Havalimanı. Küçük ama temiz şey. Yeni bir havalimanı. Güzel yani, yeni. Yolcu 360'ın Black Friday kampanyasından 4 günlüğünü 400 liraya kiraladığımız aracı teslim almak için Green Motion Car Rental'ın önündeyiz. Türkiye'den kiralayıp buradan teslim almak büyük rahatlık, büyük kolaylık. Küçük bir ülke, küçük bir şehir Üsküp. Ama arabayla gezmek, başka yerlere gitmek açısından da kolaylık olacağı için arabayı tercih ettik. Yoksa otobüsle de çok rahat ulaşım sağlanıyormuş. Şu andaki tek beklentimiz Fabia kalmadı elimizde deyip bir üst modele upgrade etmesi. Önümüzdeki sıra biterse biz de arabamızı alıp Üsküp'e doğru. Bu arada ben ehliyetimi değiştirmediğim için arkadaşlar şoförümüz Erdem olacak. Benim hala ehliyetim eski. Tabii bu bir avantaj.
bilmediğim yollarda araba kullanmamış olacağım yani bir şekilde. Ama biz de Bahadır'ın internetinden yararlanıp navigasyonla gideceğiz. Kapatıyorum interneti, kendinize iyi bakın. Araç teslimine gidiyoruz. Hava çok güneşli ama soğuk. Evet. Aracı teslim ediyor arkadaş. Bu Dacia Logan dedi ama bizim ülkedeki gibi değil. Evet, aracı kiraladık. Şu an otele doğru gidiyoruz. Navigasyonu açtık hemen. 29 dakika diyor. Yani bizim otel merkezde olduğu için, yani havalimanıyla merkez arası 29-30 dakika falan sürüyor. Evet. Otelde görüşürüz gençler. Üsküp maceramız başlıyor. 400 metre sonra döner kavşaktan ikinci yalnız çıkışa gidin. Üsküp'teyiz. Navigasyonumuz Türkçe konuşuyor, fark ettiniz mi? Evet, kaybolduk. Ya oteli bulamadık arkadaşlar. Burada sokak yok. Şuradan geçiş var. Hayır, burada sokak yok. Nereye geldik? Evet. Kaybolduk. Uzun uğraşlar sonucunda. Ya burada adres kimse bilmiyor arkadaşlar. Yani burada kaybolursanız kayboldunuz demektir. Yani herhangi bir adres bilen, yardım eden yok. Ama bulduk nihayetinde. Şimdi evi gezdireyim size. Burası mutfağımız. Şöyle. Yani çok öyle lüks değil ama iş görür ve gururumuz. Dolabımız Beko. İçi boş. Burada iki kişilik oturma yerimiz var. Burası ne? Aha, depo. Küçük bir ardiye. Burayı da bizim işimiz. Yatak odası. Bir iki kişilik, bir tek kişilik yataklar. Manzara. Dolap var. Bir tane kütüphane var. İçinde kitaplar var. Ama bilmediğimiz dillerde. Şurayı çözemedim. Işık yansam mı yanmasam mı gidiyor geliyor. Burası tuvalet. Yani işte. Erdem, ben ne unuttum? Ne? Terlik. Ben de almadım. Burası salon. Harbiden ya. Terlik alalım, ucuz bir yerden bulalım da. Böyle oturma grubumuz, televizyonumuz, wifi'miz falan her şeyimiz var. Sıkıntı yok. Tablolar. Tam caddeye bakıyor. Nerede bir heykel vardı? Ha, arka tarafta kalmış. Evet. Evimiz böyle. Gayet iyi. Zaten 3 gün kalacağız. Böyle çok lüks aramıyoruz. Şehir turunda görüşürüz. Sokak çekimimize başladık. Bu gezmeye hazırsanız ilk Büyük İskender heykeliyle başlıyoruz. Ya bu Büyük İskender'in hikayesinde şöyle bir şey duydum ben. Gerçi öğrenince daha ayrıntılı anlatırım. Büyük İskender'in buraya heykelini yaptığında Yunanlar karşı çıkmış. Evet, çünkü o bizim... onlar da sahipleniyor. Ha. Zaten Makedonya ismini kullanmalarını istemiyor. Çünkü Yunanistan'da bölgenin ismi de aynı zamanda Makedonya. Siz bizden ayrılıp Cumhuriyet kurduğunuza geçiyor Yunanistan. O yüzden ismini değiştirmesi için sürekli baskı yapıyorlar yıllardır. Ama Makedonya'da inatla Makedonya Cumhuriyeti olarak kendini kabul ettirmeye çalışıyor. Bu aralarındaki itiraf hala devam ediyor. Aa, o muhabbet yani. Evet. Evet, bahsettiğimiz İskender bu İskender. Yani zaten burada her şey heykelle anlatılmış. Ya belediye onu... başkanı ilk burnunu karıştırmasını falan heykelle anıtlaştırmış yani. Her şeyi bunu. Bu ne? Bu da şehrin azizlerinden bir tanesini simgeleyen bir heykel olduğunu biliyoruz. Zaten şehirde dini simgeler çok fazla.
Osmanlı'dan kalan camilerle İslam, sonradan da Hristiyan nüfusu temsilen yapılan kiliselerle ve bu aziz heykelleri gibi heykellerle şehir yeni bir kimlik kazanmaya çalışıyor aslında. Şehirde bu kadar çok heykel olmasının önemli bir sebebi de yeni cumhuriyet olmuş, yeni bağımsızlığını kazanmış bir ülke olarak kendi tarihlerini yazmaya çalışıyorlar, inşa etmeye çalışıyorlar. Şehri yeniden kurmaya çalışıyorlar aslında. O yüzden de bir kimlik olarak görebiliriz bunu. Aslan figürleri var. Bayağı heyecanlı. Baba burada Mirit Otel kasino falan. Şimdi burası Üsküp'ü meydana diye geçiyor. Şurada görmüş olduğunuz taş köprü de Osmanlı zamanından kalma bir taş köprü. Yani burada yerleşim şöyle, köprünün bu tarafında, yani şu anda olduğumuz tarafta olanlar Makedonlar, diğer tarafta olanlar Arnavutlar, Türkler olarak ayrılıyor. Zaten eskiden beri öyleymiş, Türk tarafı ve Makedon tarafı olarak ayrılıyormuş. Yine aynı şekilde, yani çoğunluk olarak bakıldığında Türkler o tarafta ikamet ediyor. Şimdi zaten Türk tarafına gideceğiz. Karnımız acıktı, biraz yemek falan yiyeceğiz. Türk yemeklerini çok özledim. Türk yemeklerinden yiyeceğiz. Burada herhalde kermes mermes düzenleniyor burada. Christmas market kuruluyor anladığım kadarıyla burada. Marketler, evet. Akşam görmekte fayda var. Zaten bu şehir için özellikle söylenen gecesinin gündüzünden daha güzel olduğu. Çünkü ışıklandırmaya çok önem vermişler. İşte ve kışın yapmamışlar onu, biliyor musun? Çok güzel bir ışıklandırmaya sahne olduğu söyleniyor. Kışın yapmamışlar. Gece. Bu kış mesela pandemiden dolayı herhalde dedi, bir arkadaşın videosunu seyrettim. O şey diyor. Normalde diyor ben yazın geldiğimde diyor bunun ışıklandırması efsaneydi diyor. Belki Kasım, bizim Ekim miydi, Kasım mıydı neydi? Olabilirler. Orada çok kötü ışıklandırma yaptılar. Bir de hazır bu heykellerden... Köprünün girişine bu heykeller karşılıyor. Bir ekleme yapayım ben de bu heykellerden hazır bahsetmişken. Burada şöyle bir tabir kullanılıyor. Makedonya'da yaşayan nüfusun %70'i Makedon, %20'si Arnavut ve %10'u heykel diye tabir ediliyor. O kadar çok heykel var ki zaten Makedonya nüfusu yaklaşık 2.100.000 civarında. Büyük bir çoğunluğu da Makedon uyruklarından oluşuyor. Ama onun dışında da dediğim gibi işte şu anda Arnavutlar da azınlık da olsa bir etnik ayrımı var. Hemen karşıda Burger King'in yanında Tapgıda'nın Usta Dönerlisi'ni görebilirsiniz. Aa harbiden ha. Bu tarz Türk restoranlarına çok rastlayacağız burada. Gençler. Bunlar da arkadaşlar, meraklı arkadaşlar. Bahadır Bey hemen şu arka tarafı da çekelim tepeyi. Oradaki 66 metrelik evet parça inşaatı tamamlanmak üzere. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Şu an benim ekranımda çok küçük görünüyor ama şu tepenin parmağımın ucunun olduğu yerde büyük bir haç işareti var. Merhaba abi. 66 metre yüksekliğinde olduğunu öğrendik onun. 66 şöyle metre. Kıyaslayabilirsiniz. Boğaziçi Köprüsü'nün denizden yüksekliği yaklaşık 45-50 metre arasında bir rakam. Bence orası daha yüksek abi ya. 66 metre. Şu an yüksekte o. Bize göre yüksekte olduğu için öyle geliyor. İhtişam duruyor ama. Hani küçük bir yapı değil zaten. 66 metre bayağı yüksek bir dağ. Yanında ne yapıyorlar acaba? Yanında inşaat devam yanında ediyor. Yanında ikincisi yapılıyor. Oha o zaten büyük. Onun daha büyüğünü mü yapıyorlar? Abi bunlar kafayı yemiş ya. Vallahi ciddi kafayı yemiş tane. Önemli olan işlevi olayı. Sürekli böyle bir algılayamamışlar. Sürekli bir böyle metalleşme, yani böyle bir heykelleşme, işte bir anıt manıt durumundalar yani. Çözemedim ben. Evet. Ne nehri burası? Burası Vardar Nehri. Evet. Meşhur Vardar Nehri burası arkadaşlar. Gerçi su da bayağı yükselmiş. Daha düşüktü buranın. İkiye bölen bir nehir. Aslında Avrupa'nın birçok şehrinde bunu görebiliyorsunuz. Evet. Prag'da da görüyorsunuz. Ondan sonra Viyana'da görüyorsunuz. Bakın suda bile görüyorsunuz. Suda bile heykel var ya. Yani o kadar çok nehir var ki Avrupa'da. Artık bunlar şehirlerin karakteristik özellikleri sayılabilir. Burada da yine çok fazla sayıda köprüyle şehre ayrı bir güzellik katıyor Vardar Nehri. Bak şu köprü yeni restore edilmiş bir köprü. Burası 2014'te arkeoloji müzesi 2014'te faaliyete geçmiş, evet, şimdi bitmiş. Bu şu köprü de yeni mesela. Bak o köprünün bütün şeylerinde heykel var. Evet. Heykel. Yaklaşık 30-40 tane heykel var. Heykel lamba şeklinde diyor. İşte suya bile, suyun içine şuradan görürsünüz. Suyun içine bile şurada ayakları bakın görüyor musunuz? Suyun içine bile heykel yapmışlar.
Yani bokunu çıkarma tabiri tam olarak bu olsa gerek. Makedonlar. Üstünde bulunduğumuz taş köprü Üsküp'teki en eski köprü. Osmanlı'nın yaptığı bir köprü. Yüzyıllardır neredeyse varlığını koruyor. Onca savaş, deprem, doğal afet. 1400'lü yıllar falan diye biliyorum. Evet, en eskisi bu. 1400'lü yıllarda yapılmış burası. Hatta rivayete göre Hitler zamanında buranın şeylerine, ayaklarına dinamit döşemişler. Hitler'i mağlup edince Makedonlar ya da işte buranın halkı, onlar gittikten sonra hassas bir şekilde dinamitleri yerlerinden alıp köprüyü kurtarmışlar. Ama bu köprü ne depremler ne badireler atlatmış, hiçbir şey olmamış yani. Çünkü neden? Ottoman. Ottoman. Biz mimari konuda efsane olduğumuza anlatmamıza gerek yok herhalde. Bunun yansımalarını şu anda Tolkien yaptığı eserlerde de... Evet, Tolkien yaptı. Fikirtepe mesela özellikle. Evet, bu ne bu? Bunu bilmiyorum. Şimdi Türk tarafına geçtik. Evet, burası Türk tarafı. Çarşıda en ilginç gördüğümüz yerleri sizlerle paylaşacağız birazdan. Evet. Hemen bir Türk rüzgarları esmeye başladı zaten. Yani. Piccolo. Çarşı döner. Evet. Çarşı. Hürrem nargile. Evet, Hürrem. Şişe lanç. Çiğ köftecimiz ileride, Engin çiğ köfte. Bunlar seyirciler. Ortaköy. Hürrem bayağı büyükmüş ama ya, 3 kat. Evet, çarşı döner. Oo, bu ne? Cezerye mi o, ne o? Dokun mu, ne o? Yakından bak. Evet, böyle mekanlar. Böyle mekanlar var. Destan köfte önerilen yerlerden. Burası mı? Köfte. Aynen. Aa, Destan. Yani çarşıda bir cacık yok arkadaşlar bence. Bildiğimiz Anadolu'daki şirin kasabaların çarşılarını benzetiyorum ben. Yerler eski taş döşemelerle kaplı. Evet. Onları hiç bozmamışlar orijinal diye. Küçük yani burada dükkanlar. Burada bence iş yapacak şey gastronomi olur yani. Bir şeyler. Ama o da işte tavsiye üzerine olması lazım. Ya da biz tek tek hepsine gireceğiz. Hepsinin tadına bakacağız aga. Yapacak bir şey yok. Bir havası da bana Kıbrıs andırdı. Kaş. Kaş'ın o sokağı var ya. Kaş'a da benziyor. Evet. Hep eski Rum tipi, Ermeni tipi. Aynen. Yerleşim yerlerini andırıyor biraz. Bozca da biraz. Evet. Aa, burası 6.lar çarşısı, hiç girmedim. Bu sokak herhalde bütün hep kuyumcuların olduğu sokak. Altın mı altın? Gerçi burası da öyle. Garip bir havası var. Demin donduracak kadar soğuktu. Evden çıkarken deli gibi üstümüze giyindik ettik falan. Sonra bir anda hava normal gelmeye başladı. Çıkartınca tekrardan soğuk olmaya başladı. Bu da İsmail Efendi. Şimdi burada şu yazan rakamlar var ya, tek rakam. Evet. Adet. İşte burada gelip tek tek tadına bakabiliriz. İyi yaşa. Korona! yatın. Allah canınızı alsın. Çok güzel şeyler var mı? Bahadır'ı kutsal sudan içerken yakaladı. Soğukluğu nasıl? Kılık. İçer mi? Tadı güzel ama. Hamza döneri bir çekim yapalım. Hay sadak etti abi. Allah sevap inşallah. Vay abi. Bu Hamza döneri. Hay sadak abi. Burası da Mahmut Pazar. Terlik.
Artist pazarda ne gezer? Evet. Hava. Çık çık çık. Aman aman. Yani çok iyiymiş. Burada tıraş makinesi çok satılıyor anladığım kadarıyla. Ama her şey sistemli biliyor musun? Hepsi bir yere toplanmış. Mesela cüzdancılar bir yerde, şeyciler bir yerde, bıçakçılar bir yerde, tıraş makineciler bir yerde. Hepsi böyle bir yere toplanmış. Ya çarşı bu kadar gençler. Yani şey de değil. Ya bence turistin değil de halkın gelip böyle o az önce girdiğimiz pazarda halkın gelip ihtiyaçlarını giderebileceği bir ortam. Bence ama turist gelip de buraya, değil mi? Yok, sadece eski bir yerleşim yeri olduğu için. Aynen, bir gezilir hani, bir görülür. Nasıl burası deyip şöyle bir iki sokağını gezip yapılara bakılır. Bunlar buranın meşhur köfteleri. Biz köfte diyoruz da onlar kebap diyorlar buna. Şu kuru fasulyeler güveçte. Onlar da meşhur İstanbul'da. İstanbul'da da meşhur ha buranın kuru fasulyesi. Evet. Değil mi? Evet evet. Balkanlarda meşhur zaten güveçte kuru fasulye olayı ama Makedonya'nın da kendine özgü bir yemeği olarak öne çıkıyor. Artık vaktidir. Ben acıktım aga. O zaman destan köfteye doğru bir yol alalım. Evet, Türk Çarşı bölümüne burada son veriyoruz. Bizim karnımız acıktı, çok yemek yememiz lazım. Çünkü çok gezeceğiz, yorulacağız, efor sarf edeceğiz. O yüzden enerji, karbonhidrat, protein, enerji, Allah ne verdiyse. Hadi görüşürüz. Evet, anneler çocuklarıyla ilgileniyorlar. Bunun anlamı ne acaba? Bunu Türkiye'de yapsalar içine tükürürlerdi bu heykeli yüksek ihtimalle. Çünkü annesinin memesi gözüküyor. Dediğim gibi videoyu ben iki tane yapacağım. Birisi işte bu gezimiz olacak. Bir tanesi de lezzetler kısmı olacak. Yüksek ihtimalle şimdi yemek yediğimiz yerde diğer videoda yemek yediğimiz mekanları göreceksiniz. Çünkü iki video olacağı için bu gezi videomuz olacak. Burada yediğimiz yemeği de bir sonraki videomda, yani Yemek Üsküp'te Yemek adı gibi bir isim bulacağım. Daha bulmadım onun ismini. O videoda seyredebilirsiniz. Yani o videoda bence kaçırmayın. Linkini burada de şuraya bırakıyoruz. Şuraya. Hadi görüşürüz. Biz biraz yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar, Üsküp gezimizin ikinci günündeyiz. Dün neler yaptık? Dün çekimler dışında akşam eve geldiğimizde çok yorulmuştuk. Erdem'le biraz uyuduk. Saat akşam 10 gibi falan tekrardan çıktık. Şurada görmüş olduğunuz Marriott Otel'in kasinosuna geldik. Biraz şansımızı deneyelim dedik. Ya buradaki kasinolar böyle bir ufak tefek kasinolar var, böyle çok yerde var. Hepsi işte giriyorsun, oyun oynuyorsun, çıkıyorsun falan ama Marriott şeydeki gibi, Kıbrıs'taki gibi içerideki içecekler falan hani bedava. Onun dışında işte bir tek şeyi sıkıntısı, euro ile oynayabiliyorsun. Diğer taraflarda dinarla oynayabiliyorsun. Biz de euro ile oynadık. Böyle kaybeder gibi olduk ama günün sonunda yarı paramızı kurtarıp bir şekilde çıktık ama çok eğlenceli. Eğer kasino için yani buraya geldiğinizde kasinoya gitmek istiyorsanız burayı tavsiye ederim. Çok güzel hizmetleri. Bir de havalandırması diğerlerine göre mükemmel seviyedeydi. Hiç üzerimiz sigara kokmadan bir şekilde evimize gittik. Bugün ne yapacağız? Giriş bonusunu da ekleyelim de. Ha evet. Ama bu aya belki özeldir, bilmiyorum. İlk giriş yaptığınızda, yani kayıt yaptığınızda hesabınıza 10 euro yüklüyorlar. 10 euro ile oynuyorsun. Ama her makinede oynayamıyorsun. Makinelerin üzerinde zaten belirtmişler işte bonusla oynanmaz diye. Bonusla oynanabilecek makinelerde oynuyorsun ama genelde de o 10 euroyu hiçbir şekilde bir şey kazanamadan yiyorsun yani. Ama kazanan arkadaşlar var. Ama en azından hani merak ediyorum da para harcamayayım diyen insanlar gelip 10 euro bonusu oynayabilirler. 10 euro kalmıştı, oynadım falan işte bitti. Erdem dedi ki çıkma,
Aa bende ben de kalan dedi 10 euro ile dedi oyna dedi. 700 euro kazandık ondan. Yani sen böyle Sony telefiste 10 euro ile paramızı çıkardık. Bugün ne yapacağız? Bugün aslına bakarsanız bugün hesapta şey yapacaktık. Ohri'ye gidecektik. Ve şey kanyona gidecektik. Hava çok kötü olduğu için dedik ki yarın madem hava güzel hiç şey yapmayalım. Günümüzü öldürmeyelim. İyi bir havada gidelim dedik. O yüzden bugün işte müzeleri gezeceğiz. Şurada görmüş olduğunuz şey müzesi. Ulan adı ne? Arkeoloji müzesi. Arkeolojik sanat 2014'te yapılmış bir şey bina. Orayı ziyaret edeceğiz. Opera binasına gideceğiz. Arkada Holokost müzesi var. Holokost. Belki çıkarsak kaleye çıkarız. Hemen bu binanın arkasında birazdan yani göreceksiniz. Kaleye çıkmamız için havanın bu şekilde olması lazım ama öğleden sonra şiddetli yağmur gösteriyor. Bakalım bugün neler yapacağız. Bu arada müzeye kamera almayabilirler. İçeride çekim yapamayabiliriz. Çekim yaparsam gizli onu da sizle paylaşacağım. O zaman devam. Ha, bunlar restoran, kafe tarzı yerler. Bunun gibi 3-4 tane var. İlerideki mesela kullanılmıyor. Onun içi boştu. Bak bu kullanılıyor, ışık var içinde çünkü. O aktif herhalde. Ve şey hani ekstra böyle olması fiyat anlamında artısı eksisi falan yok yani. Normal kafelerde fiyatlar nasılsa burada da öyle. Yani her yeri Türkiye zannetmiyorum. Aa, yani, burada fırsatçı yok. Bunların hepsi fırsatçı. O yüzden ayrım yapmamışlar. Evet şimdi içeri gireceğiz. Yüksek ihtimalle almayacaklar bizi. Kamerayla yani. Evet. Kamera yasak. Burada da gördüğünüz gibi. Evet, müzeden çıktık. Yani bizim müzeler yanında öyle çok etkileyici sadece bir şey vardı, vazo vardı. Vazo, Osmanlı'dan kalan vazo. Yani şu anda 4 tane olan bir vazoymuş. O yüzden gurur duyuyorlarmış onlar. Bir tanesi de bunlar da şu anda İznik'te yapılmış bir vazo. Sergiliyorlar burada. Osmanlı'ya ait birçok kalıntı var. Yani burada güzel olan şöyle bir şey var. Kapıdaki güvenlik görevlisiydi arkadaş. Çok ilgiliydi. Acayip hoşumuza gitti. Önce bir GoPro'yu sordu falan işte nasıl dinledi. Birkaç şeyini verdi. Tabii ben dilini çok net anlamadığım için Erdem çevirdi. Sonra çocuk bayağı bildiğin içeride böyle müze görevlisi gibi bize böyle tanıtım yaptı. Hani şurada bunlar var, burada bunlar var. Şurayı gezeceksiniz, buraya gezeceksiniz gibi. O vazonun da şeyi şu anlattığına göre Müslümanlığı simgeleyen renk yeşil olduğu için tek farklı renk olan yeşilden sonra yapılan yeşilden ilk sonra, farklı renkteki vazo. Öyleymiş. Öyleymiş ama daha Türkiye'ye gelmediği için tabii böyle çok şey yapıyorlar bunlar. Abartıyorlar biraz. Türkiye'ye gelseler bunlar ne ki abi yani? Yani onlara sahip oldukları evet. Örnek veriyorum 50 parça varsa bizde herhalde 50 bin filandır yani. Yani çeşitlilikleri az olduğu için gurur duyuyorlar bu şeyle vazoyla. Dünyada 4 tane bizim ülkemizde dünyada tek olan bir sürü bence şey vardır yani. Parça vardır.
Tabii canım. Kaşıkçı elmasından tut. Kaşıkçı elmasımız var. Bir ara kaşıkçı elmasını hatırlıyor musun? Michael Jackson gelmişti. Kaşıkçı elmasını özel ziyaret yapmıştı. Hatırlıyor musun? Evet, evet. Michael Jackson şey söylentileri çıktı. Kaşıkçı elmasını çalacak falan diye. Yaşımız eski olduğu için hatırlıyoruz. Muhtemelen kanalın aboneleri daha genç insanlar olduğu için hatırlamayacaktır böyle detayları. Çok çok komikti. Neyse şimdi opera binasına geldik. Ama burada herhangi bir gösteri ya da şov olmadığı için şu anda bilet ofisi bizim için bir şey ifade etmiyor. Sadece görün. Şu binanın ne olduğunu merak ettim. Bunun hemen arkası zaten yani bu gördüğünüz yuvarlak kubbeli binanın hemen arkası zaten Türk Çarşısı. Evet. Dün gittiğimiz yer. Yani neden Türk Çarşısı'na yakınlaştık? Çünkü hafiften bir acıkıntı gelmeye başladı. Demek ki ne oluyor? Acıkınca demek kediler ne oluyor? Kasabın etrafına, yemek... Erdem'le Bahadır Türk Çarşısı'nın etrafına doğru gidiyor. Yemek videosu Vol 2. Ya bugün döner yiyeceğiz yüksek ihtimalle. Çünkü dün yemedik. Bugüne bıraktık. Dün köfte yedik. Evet köftesi güzeldi. Döneri merak ediyoruz. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın binasıymış. Çek seni içeri alsınlar sonra. Cansız mısın kardeşim diye. Bu kim lan? Aktörmüş. Charlie Chaplin gibi. Ne? Elinde bastonu. Üsküp'ün Charlie Chaplin. Dışişleri Bakanlığı binası tahmin edeceğiniz gibi 50 tane heykel var tepesinde. Bahadır polisler geliyor galiba çekim yaptığın için. Kaç kaç kaç. Üsküp'te en hızlı yürüyüşümü yapıyorum şu an. Türk grubu bunlar. Türk değilse ben adam değilim. Buranın turistlerinin %80'i Türk arkadaşlar. Niye? Çünkü vize yok. Yani. Şimdi şu gemide kahve içeceğiz. Sizin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz görüyorsunuz. Evet. Yoksa merak biz, etmeyin yoksa diye. Yoksa biz hiç kahve falan içmek istemedik yani. Sırf siz merak etmeyin evet. Diye kahve içtik. Başka ne içeceğimiz? Üsküp'e niye geldik? Üsküp'e sizin için geldik gençler. Sizin merakınızı toplu olarak evet. Gidermeyin. Geçen sene Aralık'ta biletimizi aldık. Yalnız yol güzel görünüyor be. Ağaçlı yol. Sen Roma'daki hikayeyi biliyor musun? Ne? No. Roma'da bir yol boyunca böyle fıstık ağaçları var. O fıstık ağaçları neyi sembolize? Ya sembolize değil mi? Oradan kalma. Fıstık ağaçları ticaret yolunu şeye kadar geliyor. Karadeniz'e kadar geliyor biliyor musun o? Allah Allah. O fıstık ağaçlarını takip edersen Karadeniz'e kadar gidiyorsun. İpek yolu. İpek yolu. Tabii İstanbul'da bir yerde aynen. Ezilip öldürülmez, zinayete kurban gitmezsen. Aynen. O yol şeymiş. O fıstık ağacı ticaret İpek yolunun boyunca varmış yani. İyiymiş. Ve Roma'da hala duruyor o fıstık ağaçları. Şeyin Vatikan'ın hemen yan caddesinde böyle arabaların geçtiği caddede böyle fıstık ağaçları. Köşede bir bayi var teker. Onun yanından girindi. Merkez Camii'nin tamam, sağ. Tamam anladım. Tamam, aynı yerden bahsediyorum. Cumhuriyet Mahallesi. Tamam. Orası. Erdemciğim. Roma, Moma, Erdem. Hepsi mi çekeceğiz? Bir de kendiniz çekin. Güzel. Şekil. Evet. Teknimize geldik. Teknimiz abi. Burada sabah koşu moşu yapıyorlar gençler. Nehir kenarında koşu. Hayır, Londra'da değiliz. Sadece aynı otobüslerin benzerleri burada. Bir anda Üsküp'ten Londra'ya izleye kadar zengin değiliz henüz. Şimdi Üsküp'ü de akşam görün istedik. Işıklarla Vardar Nehri'nin muhteşem görüntüsü. Havanın bozuk olması bir yana kötü ama diğer taraftan da çok güzel bir foto sunuyor bize. Karşıda bir alışveriş merkezi var. Bayağı büyük. Yeni zamanda yapıldığı için muhtemelen. Bir de burada köprüde. Paris havası katmak için de böyle köprüde bir kilit olayına girmişler. İşte kısmak isteyenler, kısmetini kapatmak isteyen başkasının ya da işte kısmeti gerçekleştirdikten sonra isteği olduktan sonra diyeyim ya da buraya gelip
kilit bağlıyorlar. Herhalde olduktan sonra da söküp atıyorlar Paris'teki gibi. Böyle değişik bir egzantrik şeye girmişler. Macera sona erdi arkadaşlar. İnşallah çok güzel bir yolculuk oldu. İnşallah böyle. Her gün binlerce misafirimizin taşımanın verdiği sorumlulukla korona COVID-19 virüsüne karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Gelecek seyahatte görüşmek üzere.